Hazır Denizli Orman Teşkilatı bunu bize verdi. Biz de bunu inşallah ihtiyaç olmaz, kullanmayız. İhtiyacı olduğu zaman da kullanacağız. Çok güzel bir şey. Yani ilk müdahalede yangına çok önemli. Dağır bir köyümüz. İnşallah 5 tane köyümüze orman işletme müdürümüzün gayretleriyle bu tankerler verildi. İnşallah bunlara ihtiyaç duymayız. İşte ihtiyaç duyduğumuzda da ilk müdahalede çok önemli. Herkese saygılar sunuyorum. Çepniköy muhtarıyım. Yani gerçekten köyümüz için çok önemli bir şeydi. Yangın olduğunda burada ara çözler yaklaşık yarım saat 45 dakikada falan çıkıyor. Biz anında müdahale edebiliyoruz. Yani bizde de yoğurdu. Daha önce de yangınlarımız olduğu için bayağı sıkıntı çektik. Onun için yani çok teşekkür ediyoruz. Tankerlerimiz 3 litre hacminde traktörün kulüpli vasıtasıyla çalışıyor. Streni ve tepelenmaları mevcut. Dolaplarında yeteri kadar tesisatları var. Eğer kamikanlarımız talep ederse ilave olarak yangın otumlarını güzel sağlamaya hazırız. Yani bir taraftan alıyor, buradan işte hortumlarla hani müdahale edilebilirken arkada başka bir hortum daha var. Yani onunla da müdahale ediyor. Evet, suçkuşları var. İki yerden mi çıkıyor? Tabii. Evet. Kapasitesi de iyi. 3 tonluk değil mi bunlar? Hemen arzuza kadar. 23 köyümüz de vardı. Bununla beraber 28 oluyor. 28 oldu. Tosya'da 54 tane köy var. Devamı gelecek mi bunların? Gelecek inşallah. Sayın Bakanımız bu konuda kararlı. Yani köylere verme konusunda bizleri talimatlandırdı. İnşallah yeni yılda gelecek ödeneklerle birlikte artık yavaş yavaş hepsini bir anda belki yapmamız mümkün olmayabilir. Hedef tüm köylere vermek. Aslında şu an Türkiye'de en fazla su tankeri dağıtılmış yer Kastamonu. 177 iken yine biz Türkiye şampiyonuyduk. Şimdi üstüne 86 daha ekledik. Şampiyonluğu pekiştirdik ama 1054 köyümüz var. 1054 köyün hepsinde olması da çok büyük bir avantaj. Ama şimdi Tosya 28 mi oluyor bunlar? Evet. Tosya ilçesinde 28 tane köyde olması bile tabii büyük bir veli nimet. Teşekkür evet. ederiz. Şimdi az önce bölge müdürümüzün tespiti güzel. Yani buradaki amaç biraz daha uzak olan, ulaşımı zor olan yerleri muhtemelen kalmamıştır öyle eksiğimiz bizim. Hemen hemen kalmadı. Yani o yüzden uzak teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne yapsak azdır. Evet. Konu gerçekten çok önemli. Hassas bir konu. Yani tabii işte tüm mesele muhtarlarımızın bu sürece iyi sahip çıkıp bu makinaları her an göreve hazır halde bulundurmaları. Sayın Kaymakam, sizden de bir değerlendirme alsak. Son günlerde Tosya'mızda Yağcılar Köyü'nde bir yangın oldu. Evet. Yani bu yangın söndürme cihazları, tankerleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani zaten Orman İşletme Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz gereken destekleri sağlıyor. Muhtarlarımız da aslında işin bilincinde. Burada yerel halk da aslında bilinçli ama doğa şartları diyelim. Artık köylerimizdeki sık ve yakın ahşap evlerin yoğun olması nedeniyle, yapılaşmanın yoğun olması nedeniyle her zaman bir risk var. Tabii elektrik kontağından çıkıyor çoğunlukla yangınlar. Biraz tesisatların yenilenmesi gerekiyor. Burada vatandaşımıza da maalesef bir ciddi bir iş düşüyor. Elimizden geleni yapacağız. Önemli olan bunları ihtiyacımız olmasın ama ihtiyaç halinde de kullanabilirim. Teşekkür ediyoruz bölge müdürlüğümüze de. Başkanım burada yani yangınlarda büyük yük belediyeye düşüyor genelde. Şimdi tabii belediye ile birlikte orman teşkilatımız da artık yangınlarda çok güçlü hale geldi. Onların araçları biraz daha araziye, biraz daha ulaşma daha rahat kolaylıkla ulaşımı sağlayabiliyorlar. O yüzden iki teşkilat da elinden geldiği müddetçe birbirine destek olarak şehirdeki bu tür sıkıntılarımızı, afetlerimizi bertaraf etmek için mücadele ediyoruz.